15 Temmuz günüydü işte. Yalnızdım evde. Daha önce herkes işte yılanı gösteride kullandığımda, işte bir otelde kullandığımı söyledim. Öyle bir şey yok. Hayvanın evde besliyorum. Çünkü bu hayvanın beslemeye ihtiyacı olduğu için ve hasta olduğu için ben de bir Suriyeli mahallesinde gitmiştim çocuklara yardım için birkaç sene önce. Orada bu hayvanı görünce almıştım beslemek için. Çünkü bizim zaten bir rehabilitasyon merkezimiz var ve B sınıfı hayvanat bahçe ruhsatı var. Ve bu yüzden de hasta olan hayvanları besliyoruz. O gün de hayvanın hasta olduğunu gördüm. Aldım, yıkadım ve yerine geri koyarken hayvan döndü bir anda ve elimi soktu. Peşinden hemen kafesin içine koydum, kapağı kapattım ve hemen arkadaşları aradım. Arkadaşlar geldi, beni aldı ve hastaneye doğru gittik. Hastaneye gittiğimizde ilk gittiğim hastanede bir iğne yaptılar. Çok fazla bir şey olmadığını ama orada da panzehirin olmadığını ve başka bir hastaneye gitmem gerektiğini söylediler. Çünkü orada bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ve Antalya'daki başka bir hastaneye gittik. Orada da yine panzehirin Türkiye'de olmadığını, bu yılanın Türkiye'de yaşamadığı için panzehir de Türkiye'de olmadığını söyleyip ve Antalya Araştırma Hastanesi'ne gittik. Orada hemen hızlıca sağ olsunlar panzehiri bulmaya çalıştılar. Dediler Türkiye'de yok ama Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla yurt dışındaki yerleri aradılar. Kendi imkanlarımla Mısır'a gittim. Yani o özel dediğimiz ambulans uçağı kendimiz tedarik ettik. Ve sağ olsunlar Mısır'daki, Kahire'deki büyükelçi de bize vize işlemlerini hızlandırdı ve aynı gün içinde oraya gittiğimizde uçak indiğinde hemen vizeyi alıp ve gittik. İlk başta olmayacağını söylediler. Yani gidemeyeceğimizi, vizeyi vermediklerini. Çünkü vize olmadığı için uçuşun iznini iptal ettiler. Uçak tam dönerken Ankara'ya, artık hiçbir umudumuz yokken bir daha havada geri döndü. Antalya'ya oturdu ve bu sefer artık çözdüklerini ve bir sıkıntı olmadan oraya gidebileceğimizi söyledi. Siz antrenman. Yılan valla arkadaşlar ben gittikten sonra, beni ısırdıktan sonra hareketsiz, yani öldüğünü söylediler şeydi. Zaten kötüymüş, son anda beni de götürecekmiş. Hastaydı zaten. Ben hasta olduğu için besliyordum, yani gösteri için beslemiyordum. Zaten herkesin de düşündüğü gibi kimse zehirli olan bir yılanı gösteri için kullanmaz. Ben de zehirli bir yılanı hiçbir zaman gösteri için kullanmam. Ama tıp hakkında fikir beyan eden arkadaşlar olmuş. Hı hı. Ki sadece bir arı sokması kadarmış. Hı hı. Ben şeyi de getirdim. Tabii. Mısır'daki belgeleri de getirdim zaten hepsini. Epikrizleri. Hı hı. Burada bütün zaten adamların kandan bunun çıkmaması normal dediler. Çünkü bu nörotoksin etkisi olduğu için kanda çıkmıyormuş ve burada hepsini İngilizce olarak bütün epikrizler var mevcut ve adamların en şaşırdığı şey 25 saat panzehiri almadan nasıl yaşadın, nasıl buraya kadar geldin, onları çok merak ediyorlardı, onları tek tek anlattım. Sebeplerden biri dediler, yılan seni soktuktan sonra öldüyse demek ki güçsüzmüş, az bir zehir enjekte etmiş ve beni ısırdığında hemen elimi çekmiştim. Yani bir saniye sürdü. Tam yapışıp uzun bir süre enjekte edemediği için. Hı hı. Oradan da kurtardım.